Hayırlı haftalar kıymetli dostlarımız. Yedi Renk programıyla Akit Televizyonu ekranlarında bu hafta da bizi size, sizi de bize kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Kıymetli dostlarım, bu hafta geçen hafta kaldığımız programa devam edeceğiz inşallah. Konuya devam edeceğiz ve kıymetli hocamız Kazım Yurdakul'la inşallah Döndüm Baktım Bir Devlet Uyanıyor kitabını konuşacağız ve günümüzün siyasi olaylarını inşallah değerli hocamızla yorumlamaya çalışacağız. Çok fazla vakit kaybetmeden hocamıza hoş geldiniz diyelim ve başlayalım inşallah. Sizler hoş geldiniz efendim. Bizler de evlerinizde, iş yerlerinizde ve en önemlisi yüreklerinizde hoş bulduk. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz tekrardan. Bugün çok hoş gelemedik. Sizler de biliyorsunuz. Evet, hocam. Bir patlama oldu. Öncelikle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve tüm milletime de sabır diliyorum bu süreçte. Böyle beklentilerimiz vardı ama inşallah olmaz diye düşünüyorduk. Yine bir seçim öncesi. Türkiye'de belki 100 yıldır, hatta 120 yıldır ben şöyle geriye dönüp baktığımda işleyen süreçler maalesef aynen işliyor. Üzücü. Bunlar olmadan demokratik ortamlar içerisinde biz Türkiye'de birlikte var olabiliriz, yaşayabiliriz. Zaten bunlar aslında onun içinde oluyor, değil mi? Hep söylüyoruz. Kürt, Türk bir araya geldiğinde 1000 yıl bu bölgeyi, dolayısıyla dünyayı yönetti. Bugün birileri farkındalar ki Kürt, Türk yine aynı bayrağın altında, aynı devletin unsurları olarak yaşama niyetinde. Evet. Birileri bunu engellemeye çalışıyor. Her zaman olduğu gibi parçalayıp bölüp yönetme derdinde olanlar bugün yine sahnedeler. Ama milletimiz bu oyuna gelmeyecek artık. Yani bu çok alışılageldik bir şey oldu. Artık yıllardır, hele şimdi bugün yaşayan, oy kullanan insanlara baktığımızda 70'lerde, 80'lerde, 90'larda biz bunların aynılarını yaşadık. Sürekli yaşadık. Hepimiz hep söyleriz, örnek veririz ya, gerçek bir olaydır bu. Sabah bir solcunun öldürüldüğü silahla, aynı silahla akşam bir sağcı öldürüldüğü bu ülkede. Bunu artık tekrar tekrar söylemeye gerek yok. Milletimiz bu oyuna gelmeyecek bu sefer. Sağduyulu davranmakta fayda var. Evet, hocam, kesinlikle öyle. Hocam, peki bu Ankara'daki patlamayı konumuza geçmeden önce, çünkü konumuzu da yakından ilgilendiren bir durum aslında. Evet. Çünkü konuştuğumuz konu büyüyen Türkiye ve büyüyen Türkiye'nin önündeki engeller, evet. Dış mihrakların oyunları. Evet. Ankara'daki patlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Valla şöyle değerlendireceğim. Yani bir takım sorular soracağım ben şimdi birilerine. Hani ne güzel dediniz, sağduyulu davranmak lazım, değil evet. mi? Yani akil insanlar örneğin bu tür bir patlama, bu tür bir durumdan sonra önce durumu iyice araştırırlar, sorgularlar, soruştururlar. Ne olmuş, ne bitmiş, değil mi? Ona göre açıklama yaparlar. Evet. İşte ben bakıyorum, hala Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın bir açıklaması yok, değil mi? Evet. Yani geciktikleri veya bir açıklamaları olmadığı için mi bu? Hayır. Durumu değerlendiriyorlar çok doğal olarak. Zaten dediğim gibi akil, aklı başında insanlar böyle yaparlar. O yüzden sağduyu konusundan buraya girdim. Çünkü bu patlamanın hemen ardından, daha patlama olduğunun dakikalarında açıklama yapan zatlar var evet. Bu ülkede. Mesela DİSK'in genel sekreteri bir kadın var. Hiç kusura bakmasın, hanımefendi diyemeyeceğim. Ama bir açıklama yapıyor. Diyor ki bu bombanın müsebbibi Türk polisidir. Evet, hemen polise atıyor. Çok ilginç. Yani bu İğrenç bir şey ya. Yani böyle bir iddia. Bunu söylüyorsan ortaya bir şey koyabilmelisin, değil mi? Yani evet. bildiğin bir şey olmalı. Üstelik sen ne kadar çabuk bildin bir şeyi? Yani bir patlama oluyor, iki dakika sonra. Ölenlerin sayısını bilmiyorsun. Yani işte iki dakika sonra bir karar veriyorsun. Bir sürü haber geliyor oradan. Evet. Biz bununla ilgili yorum yapmıyoruz. Yani Suruç'takine benzer bir biçimde polisin belli yerlere sokulmadığı, hatta patlamanın ardından bile polise direnç gösterildiği yönünde haberler var. Mesela medyada hocam polis arabalarının taşlandığı haberleri de dönüyor. Programa yani, gelirken tabii tabii yani ettim. Bu haberler polise saldırı yani patlamanın hemen ortaya yani. Tabii ki aynen öyle. Dolayısıyla şimdi ben o genel sekretere soruyorum. Eğer elinde bir belge, bir şey, ispat yoksa sen müfterisin. Doğru mu? Evet. İftira atıyorsun. Hem de kime atıyorsun? Kendi devletinin polisine atıyorsun. Bu inanılmaz bir durum bu yani. Bunu tetikleyen nedir? Hangi duygudur? Yine çok net söyleyeceğim. Hangi bağlantılardır?
Bu kadın kendi başına mı konuşuyor, birileri mi konuşturuyor? Çok soruyorum yani ben bunu, merak ediyorum yani. Çok akil herkes de herhalde merak ediyordur değil mi? Patlamanın evet, ikinci dakikasında çıkıp da Türk polisi yapmıştır bunu demenin anlamı nedir? Ardından hemen bakıyorum İstanbul'daki Selahattin Demirtaş da hemen açıklamalar yapıyor. Zehir zemberek böyle uzun uzun açıklamalar yapıyor. İşte kandan bahsediyor efendim. Hükümetin yüzüne eline kan bulaştığını söylüyor falan. Şimdi madem bu insanlar bu kadar hızlı açıklama yapabiliyorlar, o zaman birileri de onlara şu soruları sorar. Nitekim soruldu da işte Diyarbakır'daki patlamanın ardından da, Suruç'taki patlamanın ardından da, şu sorular soruldu, Kobani olaylarının ardından da, evet, şu sorular soruldu. Ben şimdi tekrar bir sormak istiyorum ki hani milletimiz etkileniyor çünkü yani değil mi? Birisi çıkıyor bir şey söylüyor, akil zannettiğimiz, akil olmasını umduğumuz birileri çıkıp bir şeyler söylüyorlar. Ve toplumun çeşitli kesimleri bundan etkileniyor. Bunu hiç ben ayırt etmiyorum. Kürt, Türk, o, bu falan diye ayırt etmiyorum. Yani böyle bir ayırdı hiçbir zaman yapmadığımızda herkesin gözünün önünde. Ama şu soruları soruyorum şimdi. Şimdi diyelim ki Sayın Demirtaş, öyle olduğunu varsayıyorum. Diyarbakır'daki patlamanın hemen öncesinde konuşmanız gecikti. Siz konuşmanıza çıkmayıp o sahnenin arka tarafında otomobilinizde beklediniz. Oradaki kalabalıktan, izdihamdan dolayı olduğu söylendi. Muhtemelen bu tesadüftür. Ama yine de sorayım, tesadüf mü? Siz toplumun önünde bunu yanıtlayın. Kobani olayları sırasında siz Kobani'ye devletin müdahale edebilmesini sağlayabilecek olan veya Peşmerge'nin Türkiye'den geçip müdahale etmesini sağlayabilecek olan tezkereye hayır dediniz. Sizinle birlikte hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili Sezgin Tanrıkulu'yla 4 Ekim günü Alman milletvekili Claudio Roth'la görüştünüz. Onunla ne görüştünüz? Bunu açıkladınız mı Türk toplumuna? Lütfen açıklayın. Çünkü niye soruyorum bu soruyu? Çünkü onunla görüşen iki kişi olarak, farklı partilerden iki kişi olarak 5 Ekim günü neredeyse hemen hemen aynı açıklamaları yapıp milleti sokağa döktünüz. Evet. 52 tane insan öldü o olaylarda. Sonra 8 Ekim günü sanki bunları siz yapmamışsınız bu konuşmaları gibi. Sanki siz bir siyasal partinin başındaki akil olması gereken birisi değilmişsiniz gibi. Efendim, devletin doğru çalışmalarını yaptığını ve sizin de bunu destekleyeceğinizi söylediniz. Bu çalışmaları niye 1 Ekim'de, 5 Ekim'de desteklemediniz de 8 Ekim'de desteklemek aklınıza geldi? Devletin doğru çalışmaları yaptığı bilgisi içerisinde muhtemelen sizin de öncesinde bildiğiniz Kobani'nin nüfusunun 180 bin olduğu ve IŞİD Kobani'ye gelmeden önce o 180 bin kişinin Türkiye sınırına ve Türkiye'ye geldiği bilgisine sahip miydiniz? Yani Kobani'de o 6-7 Ekim'de olaylar olduğu sırada hiç sivil kalmadığı bilgisine siz de sahip miydiniz? Çünkü 8 Ekim'de diyorsunuz ki devlet doğru çalışmaları yapıyor. Suruç'tan önce yine Claude Roth'la görüşmeleriniz olduğu basına düştü yani. Ben basının yalancısıyım. Burada ne görüştünüz, bunu açıkladınız mı? Ayrıca merak ediyorum, hani siz çok görüştüğünüz için size sorayım dedim. Kendisine soruyorum, kendisi cevap vermiyor ama Claude Roth'un Türkiye'de bu kadar işi ne? Bu Alman milletvekili bildiğim kadarıyla. Türkiye'de herhangi bir partinin milletvekili falan değil. Milletvekilleriniz Suruç'ta neden yoktu? Olmayabilirler, bir sebebi de vardır mutlaka ama açıklayın lütfen bunu Türk toplumuna. Milletvekilleriniz bugünkü patlamada Ankara'da neden yoklardı? Çünkü bu tür eylemlerin içerisinde evet, hep oluyorlar. Mitinglerde. Evet. Son dakikada bulunuyor. Muhtemelen kendisi Ankara'daydı, patlamadan sonra koştu oraya. Çünkü şeyde yoklardı ama Sırrı Süreyya Önder bir açıklama yapmış. Ben vardım orada diye, varım evet, orada diye. Sonra siz bir ara bir Amerika'ya gittiniz. Yine basında yazdı bu. Graham Fuller vesaire isimler geçti. Bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir milletvekili olarak Graham Fuller'la neler görüştünüz? Bunu Türk toplumuna anlattınız mı? Yine sizin seçim stratejinizi yöneten grup, Benenson grubu, Graham Fuller'a bağlı olduğu söylenen, bilinen bir grup. Niye bu grup? Yani niye özellikle bu grup? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin de seçim strateji ekibi, ne hikmetse İstanbul, Ankara'da değil, New York'ta kurulu bir yapının içerisindeki ekip, Makovski tarafından yönetiliyor. Bu kişi de Graham Fuller'la çok ilişkiler içerisinde olan bir kişi. Bunun birbiriyle bağlantısı var mı? Bunu bize açıklayın lütfen. Benenson grubuyla Bebek'te yapıldığı söylenen bir toplantı var. Böyle bir sürü basında yazdı, bir sürü köşe yazarı yazdı. Bu toplantının içeriği nedir? Ben soruyorum, o toplantının içeriğiyle ilgili de çok yazılanlar maalesef oldu. Dile getirmiyorum onları, sadece soruyorum. Geçtiğimiz günlerde PKK'lı cenazesine gitmeyenlere soruşturma açacağını söyleyen siz değil miydiniz?
Sizin milletvekiliniz değil miydi PKK bizim arkamızda diyen? Şimdi bakın nereye geleceğim. Bir 400 milletvekili yalanı üzerinden Cumhurbaşkanı'nın hiç söylemediği bir sözü ertesi gün söylemiş gibi bir gazete yazdı. Evet. Hatta yine karşıt grup bir gazetenin yazarı da hani bundan utandığını söyledi. Yani bu kadar yalan artık söylenemez diye. Çünkü ben o konuşmayı o pazar günü izledim. Hakikaten de yalandı. Nitekim yazan gazete de ertesi gün kabul edip kaldırdı yalan olduğunu. Kabul etti ve kaldırdı şeyi. 400 milletvekili meselesini. Ama bakın şimdi yalan olmayan başka bir şeye geleceğim. Barajı aşamazsak şehirler patlar yanar. Kim dedi Sayın Demirtaş? Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız mı söyledi? Barajı aşamazsak şehirler patlar. Kim dedi? Kimin belediyesi şehirlere afişler astı, kan akan musluk afişleri astı? Evet. Ha, bunu da mı sizin deyişinizle söyleyeceğim. Cumhurbaşkanlığı gladyosu yaptı. Bunu da mı onlar yaptı? Bir de son soru. Her siyasi meselede maalesef bu tür ölümlü meselelerde de şu soru sorulur. Evet hocam. Bu olan olay kimin işine yaradı? Evet. Türk milletine hikaye anlatmayın. Yani Türkiye'nin cumhurbaşkanı kendi altına oyacak, kendi başkentinde bomba patlatacak, patlattıracak birilerine ondan sonra. Kimin aklı alır bunu yani? Bundan ne tür bir kazanç sağlayacak ki? Bu patlayan bomba, ki nitekim Diyarbakır'da patlayan bombanın ardından yapılan anketler gösterdi ki HDP 2 puan arttı. Evet, bu da oy kazanmasına sebep olur mu hocam? Yani bilmiyorum sebep olur mu? Artık milletimizin uyanması gerekiyor. Sebep olmaması gerekiyor ama dünyada herkes bilir ki bu tür olaylarda olumsuzluğu, sıkıntıyı yaşayan tarafın yani mağdurun oyu artar. Evet. Değil mi? Yani ama her olayın ardından, şimdi bu soruları soruyorum ama niye soruyorum, niye böyle bir hiddetle soruyorum? Her olayın ardından çıkıp hiçbir ispat, hiçbir tespit, hiçbir mesnet olmadan efendim bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır. Yani... Cumhurbaşkanı mıdır? Ben son bir tane daha soru soracağım. Evet, yoksa bunların sorumlularıyla ilintili olanlar 120 sene önce Sultan Abdülhamit'le, 60 sene önce rahmetli Adnan Menderes'le, bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili aynı kelimeler ve cümlelerle yazı yazan gazete ve o gazetelerin sahipleri midir? Yurt dışındaki bir gazeteden bahsediyorum. Evet. Ve onun Türkiye'deki ortakları mıdır? Bu olayla ilgili yorumum ve sorularım bunlar. Eyvallah yani hocam. Yani çok aslında konuşulacak şey var ama böyle hiddetleneceğim diye korkuyorum çünkü. Bir de daha hala olay kimler tarafından yapıldı, evet. Bomba kim patlattı, canlı bomba olduğu hiçbir şey belli değil. Daha belli olmayan belli çok şey ama. Var. Olan şu hani gelişmeye yönelik bir şeyler sormak, söylemek istedim. Eyvallah. Hakikaten varoluşumuzu, aklımızı, insanlığımızı korumaya çalışıyoruz. Üslubumuzu korumaya çalışıyoruz. Ama yapılanlar o kadar alçakça ki gözümüzün maalesef. Önünde. Yani aklımızla oyun oynuyor birileri. Yani şunu görüyorlar. Türkiye'de hani geçen hafta konuştuk. Öğretim sisteminden çıkan, maalesef o sistemden kafayı eğer uzatmadıysa cahil kalan bir kitle var. O kitlenin üzerine oynuyorlar maalesef. İyi de oynuyorlar. Ama o kitlenin üzerine oynarken bizim aklımızı hafife almasınlar. Biz bunları sormaya devam edeceğiz. Biz insanları uyandırmaya devam edeceğiz. Eyvallah. Çünkü karşılarında düşünen, ölçen, tartan ve sabırla bekleyen insanlar var. Evet. Karşılarında bakın hep suçladıkları diktatör öyle böyle işte bu terör olaylarının sebebi vesaire diye karşılarında suçladıkları. Evet. Ama 40 yıllık siyasi geçmişine baktığımızda bütün ekibiyle birlikte ezilmesine, okullara girememesine, siyasete girememesine, siyasetten engellenmesine, iktidardan indirilmesine, efendim bir şiir okudu diye hapse tıkılmasına rağmen eline taş, sopa, silah almamış bir ekip var. Eyvallah. Şimdi herkes bir silkelensin. Diyorsun ki sen bizim duygularımızla bize onu yaptılar, bunu yaptılar, onun için dağa çıktık, elimize tüfek aldık mı? Aa, ne güzelmiş ya, her duygusuyla oynanan çıksın eline tüfek alsın, taş alsın, sopa alsın, ortalığı yıksın. Hani nerede demokrasi? Demokratlıktan bahsediyorlar. Demokrasinin sınırlarını siz mi çiziyorsunuz yani? Sizinin canınızın istedikleri midir demokrasinin sınırlarını? Evet. Bu mu belirliyor? Onlar olmadığı zaman silah almak, taş almak, sopa almak, molotof atmak, efendim maske bağlayıp ortalığa çıkmak, canının istediği yerde
toplumsal olay geliştirmek serbest. Yani bunlar demokrasiye giriyor. Devlete milyonlarca dolar zarar vermek. Yani böyle bir şey yok. Şimdi bakın bu arkadaşların temel hatası nerede? Yine geçen haftayla ilgili bir konu. Yani işin eğitim ve psikoloji tarafına dönelim. Ben onu da soracaktım hocam. Bu öğretim sisteminin geçen hafta yetiştirdiği beyaz cahilleri konuşmuştuk. Bu hafta ilk defa kulak verenler, ilk defa izleyenler için de aslında bunu bir tekrar etmek lazım. Çünkü bütün bu işte kurguların içerisinde bunlara destek veren, bu tuzağa düşen, işte yapılan bu planlara bilerek ya da bilmeyerek dahil olup sosyal medyada yapılan yalan haberleri gerçekmiş gibi sanan ve ona göre hareket eden, yani algı operasyonlarına dahil olup tam tersi, gerçeğin tam tersi yönünde söylemlerde bulunan bir kesim de var. Evet. Ve bu kesim söylediğiniz gibi kendinden başka herkesi cahil kabul eden, geri kalmış kabul eden ve hiçbir şekilde kendi düşüncesinden başka düşüncelere olumlu yaklaşmayan, sanki kendisi sadece barışı söylüyor, geri herkes savaş söylüyormuş gibi düşünen ve maalesef ki üniversitelerde hoca olanları var, aralarında üniversitede okuyanları var. Yani beyaz cahiller. Evet, beyaz cahil kavramını bu haftada bir açarsak tam bu konuyla alakalı güzel olacak. Şimdi senin söylediklerinden yola çıkarak bir kere yine sorayım. Bu kitlenin büyük bir çoğunluğuna sormak lazım. Barışa hangi katkıyı yapmışlar ömürleri boyunca? Türk siyasetine, Türkiye'ye de sivil toplum hareketlerine hangi katkıyı yapmışlar? Büyük çoğunluğu için söylüyorum. Mutlaka istisnalar var. Eyvallah. Hangi katkıyı yapmışlar? Bunu sormak lazım. Mesela öğrenciler başörtüsünden dolayı üniversitelere sokulmazken ne yaptılar? Ne yaptılar değil mi? Ellerine öğrencilerin imam hatipli oldukları için kelepçeler vurulurken, okullardan atılırken, başörtüsü hadi, sebebiyle hadi onu geçelim. Dayak yerlerken onlara ne yaptılar? Göre, kendilerine göre karşıt grubu. Onlar için bir şey yapmazlar zaten. Yani öyle bir kapsamlı barış ve insaniyet anlayışını beklememek lazım. Ama şunu sormak istiyorum. Kendi görüşleriniz adına ne yaptınız? Bugün bile ben bakıyorum sosyal medyada sayfalarınıza sürekli AK Parti eleştirileri. Yani hiçbirinde görmüyorum işte efendim benim partim de şunu yapacak, şunu yapıyor, şunu yapmalı, şöyle olmalı falan. Ya da işte genel başkanımın bu söylemi yanlış. İşte bu milletvekilimiz çok yanlış bir çizgide duruyor. Yok. Böyle söylememesi lazımdı. Yok. Bu demokrasiye yakışmıyor diyen de yok maalesef. Niye yok? Şimdi bakın hafif şöyle tanımlayalım o grubu. O beyaz cahil dediğimiz grubun özelliklerine bakalım bir. Geçen hafta da söylemiştim. Kendisi de kuralları, kanunları zekası aklıyla atlayabildikçe, kenarından dolaşabildikçe çiğneyen. Kendisi de şiddet eğilimi aile içi, aile dışı, çevrede, trafikte, sağda, solda gösteren. Evet. Kendisi de 3 tane yılda popüler roman okumayı, kitap okumak zanneden ama kitap falan okumayan aslında bir grup. Ondan sonra kendisi de sokağa çöp atan. Kendisi de bugün çağdaş manada, medeni manada çocuk yetiştirmek, bir genç yetiştirmek dediğimizde şöyle onu oluşturan konulara dair 100 tane soru sorsak 99'unu cevaplayamayacak olan bir kitle kendini bulunduğu bölge, giyim, kıyafet, yaşam biçimi ondan sonra dolayısıyla doğuştan aydın zannediyor. Bu çok ilginç yani. Ben bunu çok tespit ediyorum, rastlaşıyorum, konuşuyorum. Sanki sokak aydınlık, çağdaş görüşe sahip olmak atadan evlada geçiyormuş gibi. Aileden böyle geçiyormuş gibi. Bunlar doğuştan aydın gibi. Bir iki gazeteyi okursanız, bir iki yazarın da kitaplarının çıktığından haberdar olursanız, biraz da iyi Twitter'da takipçiniz varsa kendinizi aydın zannedersiniz. Batı'nın yalan dünyasını güzel takip ediyorsanız, böyle trendlerini falan haberdarsanız, yani biliyormuş gibi oluyorsunuz. Halbuki bakın bunun yalan dünya olduğunu bile bilmiyorsunuz aslında. Dolayısıyla kendinizi aydın zannedin. Şimdi bu aydınlara la ilgili benim en önemli tespitlerimden bir tanesi şu. En önemli neyi bilmiyorlar bakın. Şimdi bu aydın diyen kesim hem eşitlik hem özgürlükten aynı anda bahsediyor. Değil mi? Hem özgürlük istiyorlar hem eşitlik istiyorlar. Bakın bilmiyorlar ki ikisi bir arada olmaz. İkisi bir denge oluşturur. Yani birisi ağır basmaya başladığında birisi hafiflemeye başlar. Yani sizin bireysel özgürlükleri arttırmaya başlarsanız toplumsal eşitlik azalmaya başlar. Değil mi? Yani şey, ama ben bu arkadaşlara bakıyorum hem eşitlikçi hem özgürlükçüler. Hem bireyci hem toplumcular. Çok ilginç. Hem çevreci hem teknolojiciler. Nasıl oluyorsa yani ben bilmiyorum nasıl olduğunu. Dolayısıyla böyle bir karmaşa içindeler. Zaten durumu bir çözümleyememe içerisindeler. Hayatı bir anlayamama mesela. Aslında birçoğu savun... Çok güzel bir örnek vereceğim. Evet hocam. Şimdi bir hanımefendi şeyde bir pankart açmış. Efendim ney? Üç çocuk da yapmayacağım efendim, dindar çocuk da yapmayacağım, ondan sonra
kürtajıma da karışamazsın. Evet. Şimdi değil mi? Yani 7 tane onların söylemiyle söyleyelim. Ağaç yerinden kaldırılıp başka yere götürüldü diye ülkeyi yıkmaya kalkacaksın. Evet. Sonra diyeceksin ki ben istediğim zaman insan öldürebilirim. Allah Allah. Ne ilginç değil mi? Aynen. Sonra bakın başka bir tarafı daha var bunun. Diyorsun ki doğurmayacağım. İrdelediğimizde, konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde bunu savunan kesim görüyoruz ki materyalist. Dolayısıyla hani ölecek, ondan sonrası yok ona göre. Doğru mu? Aynen öyle. Peki sen şimdi 30 sene sonra öleceksin. Doğurmayacaksan neslin de bitecek. Bizim toplumsal hayatı, dizaynımıza, vizyonumuza niye karışıyorsun ki o zaman yani? Yani çok ilginç. Kendi kendini yok edeceksin. Sen kendi kendini yok etmeye karar vermişsin. Ama bizim 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonraki vizyonumuzla ilgili müdahale edip duruyorsun. Bunu niye böyle yapıyorsunuz? Onu öyle yapmayın. Çok çocuk doğmasın, nüfus ekonomi yetmez bilmem. Sana ne yetmezse yetmez. Biz onu hesaplıyoruz. Sen olmayacaksın ki yani. Sen ekonomik sıkıntı değil. Yani, ya gülümsüyorum hakikaten. Yani bunu kendine aydın diyen insanlar. Trajikomik bir durum hocam. Çok trajikomik. Ben bunu hep böyle yazıyorum. Trajikomik. Çünkü aslında komik ama bize sirayet ettiği ve bizim hayatımıza da zarar verdiği için maalesef trajikomik. Maalesef evet hocam. Hocam benim merak ettiğim konulardan biri de bizim bu beyaz cahilleri, cehaletlerini yok etmemiz için ne yapmamız lazım? Yani kolay bir şey değil tabii insanların ön yargılarını kırmak. Çünkü atomu parçalamaktan daha zor. Evet. Ama karşımızda kendi görüşünü bile, kendi tezini bile tam anlamıyla savunamayan, işte savunduğu bir şeyin ya bu kelimenin anlamı ne? Hepsini geçtim, her şeyini geçtim. Bu kelimenin anlamı ne dediğinizde cevabını tam anlamıyla veremeyecek. Evet. Savunucuları kim dedi? Ben çok yaşadım bunları çünkü. Savunucuları kim dediğinde popüler olan bir iki kişi dışında bir şey söyleyemeyecek. Evet. Popüler olanların da işte söylemlerinden işte klişeleşmiş bir iki laf dışında söyleyebileceği hiçbir şey olmayan. Evet. Zira onların belki de eserlerini hiç okumamış ya da bir tanesini okumuş, en popülerini okumuş, mevzuyu bitirmiş, kapatmış. Evet. Ve en önemlisi, en kötüsü karşısında olduğu şeyin neden karşısında olduğunu da bilmiyor. Evet. Birileri karşısında diyor, o da karşısında olmuş. Aynen. Karşısında olduğu şeyin neden bir şeyleri yasaklamak ya da sınırlamak istediğini de bilmiyor. Birileri yanlış olduğunu söylemiş, o da yanlış olduğuna inanmış. Şimdi bu kesime nasıl doğruyu gösterebiliriz? Ne yapmamız lazım yani? Şimdi bu kesime... Çünkü hocam özür diliyorum, lafınızı böldüm. Şöyle, şöyle bir sıkıntı var, bir söz var. Hiç bilmemek yanlış bilmekten daha iyidir. Şimdi kara cahil dediğimiz kesim en azından der ki bir şey sordunuz. Ya kardeşim ben cahil adamım. Bana sorma ben ne bileyim bu konuyu da. Evet. Ama şimdi cahil olduğunu, yani beyaz cahiller cahilliklerinin de farkında değil. Şöyle şimdi değiller. Kara cahil en azından mesela ne der? Biz gittiğimiz zaman bir çevresindeyken birisi bir şey sorduğu zaman der ki burada okumuş adam var. Aynen öyle. Ona sorun bana niye soruyorsunuz? Şimdi beyaz cahil kendi okumuş ya. Dolayısıyla onun işaret edeceği bir taraf da yok. Yani okumuş aynen adam, öyle. Kendi okumuş peki adam. Peki nasıl yani hocam, nasıl gösterilebilir şöyle, yani? Şimdi ben bunu deneyimimden anlatacağım. Çünkü ben yaşıyorum her gün bunu. Bu insanlarla karşılaşıyor, onları değiştirmeye çabalıyorum. Şimdi burada biz yukarıda liderlik edenle ilgili böyle bir üslup kullanıyoruz. Yoksa bilmeyen insanı suçlayacak halimiz yok. Evet. Bilmiyor adam. Öyle öğrenmiş, öyle görmüş, öyle ezberlemiş daha doğrusu ve öyle devam ettiriyor hayatını. Şimdi bakın bir örnek vereceğim. Nasıl ikna edebiliriz ile ilgili. Birincisi bir kere doğru yaşayarak. Bakın bunun altını çiziyorum. Yani Türkiye'de Müslüman insanlar doğru yaşamayı da kendilerine öğretmeliler. Çünkü son 300 yılın o furyasının içerisinde diyelim maalesef bizim topraklarımızda da, İslam coğrafyasında da İslam'ın gerçeğiyle, teslim olmanın gerçeğiyle yaşayan insan da maalesef ne diyelim, hani az demeyelim ama yeterince değil. Evet. Dolayısıyla bir kere bunu yapabilmemiz lazım ki birileri aa bak orada öyle oluyor diyemesin. Bunu yapabilmemiz lazım. İkincisi ikna edici olabilmemiz lazım. İkna edici olmak için bilgiye sahip olmamız lazım. Yani birilerine cahil derken biz de aynı konumda duruyorsak, birilerine sen bu tarafın gazetelerini okumadan eleştiriyorsun derken biz de o tarafın gazetelerini okumayı reddediyorsak ikna edici olamayız. Evet. Birilerine işte geçen hafta onunla kapatmıştık. Lideri bile değil mi? Yani Türk dış politikasını bütün 2 saat program boyunca eleştiriyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu.
Sayın Ahmet Hakan da ona soruyor. Diyor ki bu politikanın tabanını oluşturan kitap işte Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 2000 yılında yayınlanmış, dünya dillerine çevrilmiş. Bugün bildiğim kadarıyla sadece Türkiye'de, Türkçe'de 90. baskısını falan yapan bu kitabı okudunuz mu diyor. Değil mi? Yani şimdi hiçbir şey olmasa bırakın Türk dış politikasını değerlendirmeyi, bir partinin genel başkanı olarak, ana muhalefet partisinin genel başkanı olarak, iktidar partisinin genel başkanının böyle bir kitabı var yani, değil mi? Bir bakarsınız yani, şöyle bir çevirirsiniz, yani, ne yazmış ya bu adam, şey tanıyayım bakayım ben bu adamı diye. Biz bile duyunca bazen değil mi hocam, yani bir kitabı duyduğumuzda ya bir araştıralım bakalım tabii, neymiş tabii. Bu kitap. Bu adam şimdi, da bu kitabı çıkartmış ama ne şimdi diyelim ki öyle bir şey aklına gelmedi, vaktin olmadı, o olmadı, bu olmadı. Ama okumadığın kitabı nasıl eleştirirsin be adam yani? Ya bu inanılmaz bir şey yani. Çünkü niye biliyor musunuz? Onların oradan o gözden baktığımızda okumaya gerek yok. Zaten ben biliyorum onun mantalitesini ve ne yazdığını diye bir bakış açısı var. O yüzden okumuyor. Şimdi bakın bir yaşadığım şeyi anlatacağım Türkiye'de. Evet. Çok örnek var ama. Bir gün bir şeyde hastaneye eğitim vermeye gittim. Daha doğrusu bir konferans diye düşünelim. 200 tane hekim var karşımda. Eğitime başlarken işte dedim ki bir iletişim eğitimi yapacağız arkadaşlar. Şu bu. Bir topu önce onlara attım. Kendimi falan tanıttım. Fakat tabii ben tecrübeliyim. Şimdi bazı eğitimlere girerim. Sadece sözel 3 cümleyle kendimi anlatırım. Ama bazı eğitimlere girerken bütün özgeçmişimi böyle duvara yansıtıp onun tamamını diğer insanların görmesini ve okumasını sağlarım. Burada da öyle yaptım. Biliyorum çünkü karşımda bir hekim kitle var. Şimdi bu 200 kişiye topu attığım an bakın gelen cevaplar şöyle oldu. Bir tanesi dedi ki hükümet hekimleri aşağılamak için, hekimlerin eğitimsiz olduğunu göstermek için hekimlere eğitim programı yapıyor. İlginç. Bir tanesi dedi ki biz yıllarca okul okuduk zaten bizim eğitime ne ihtiyacımız var ki? Bilim sanki olduğu yerde kalıyormuş gibi hocam. Bilimi bırakın yani. Şimdi vereceğim cevaplarda da var. Yani siz o okulda hangi gün iletişim dersi okudunuz ki? Biz şimdi iletişim eğitimi yapacağız yani. Evet. Yani anatomi okumuş olmak, iletişimi de, efendim hayatı da, siyaseti de. Yani böyle bir algı var insanlar. Ben 10 sene okudum. Ama ne okudun? Anatomi, fizyoloji, o bu, onu okudun. Bunu okuyunca sanki dünyadaki diğer her şeyi de daha iyi bilebilirmiş, anlayabilirmiş gibi. Bakın üçüncüsü çok en ilginç olanı. Bir arkadaş oradan kalktı dedi ki diğer birçok başta onu onayladı. Biz dedi bu kadar okumuş, bu kadar işte yapmış, etmiş, bu pozisyona gelmiş saygın insanlarız. Dedim anlaşıldı. Şimdi hani nasıl ikna ederiz dediniz ya burada silkeleme dediğim, tokatlama dediğim metodu kullandım. Dedim ki tamam arkadaşlar ben alayım mikrofonu geri. Birincisi öncelikle dedim inanamıyorum. Türkiye'de en aydın olmasını beklediğimiz kesim görülüyor ki eğitimi kendinin dışındakilere şart olarak algılıyor. Evet. Yani kendi olmuş, bitirmiş, bütün dünyayı çözmüş. Bu inanılmaz bir şey. Bana göre en eğitimli insan hala eğitime ihtiyaç olduğunu, hala neredeyse hiçbir şey bilmediğini düşünen insandır. Evet. Hatta Bertrand Russell'ın sanırım güzel sözü var ya, bugün dünyanın sorunu diyor, bilen insanların hala araştırıyor ve sorguluyor olup, bilmeyenlerin ise küstahça kendinden emin oluşu. İki, siz dedim bu tıp eğitiminizin neresinde iletişim eğitimi aldınız? Evet. Almadınız. Üç dedim son şeye geldik, saygınlık meselesi. Dedim ki arkadaşlar sizin söylediğinize göre girerken benim burada özgeçmişim okundu. Dolayısıyla bu salondaki en saygın kişi benim. Böyle bir gözleri açıldı. Ama dedim siz yanlış biliyorsunuz arkadaşlar. Saygınlık aldıklarınızla olmaz, verdiklerinizle olur. Şimdi Türkiye'nin en aydın olması gereken veya öyle varsaydığımız, öyle ümit ettiğimiz kesiminden bir örnek verdim size. Evet hocam. Maalesef böyle bir durum var Türkiye'de. Aşmamız gereken ana mesele bu. Bunu nasıl aşacağız? Bunu önümüzdeki 20 senede aşacağız. İnşallah. Eğitim, öğretim sisteminin gerçekten dönüşmeye başladığı, o süreci devam ettirebilmesi, kendi genlerimizin sahip olduğu değerlerle eğitilebilmesi, doğru çağdaş yöntemlerle eğitilebilmesi, bize farz olan iyi ilim yaparak eğitilmesi yönünde bir çaba 20 sene sonra bize o eğitimden çıkmış daha derli toplu, daha nerede olduğunu bilen, hani ortada kalmamış. Hocam kısa bir reklam aramız var. Kıymetli dostlarımız birlikteliğimize devam ediyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatalım. Yedi Renk programında Recep Kara ile birliktesiniz. Ve inşallah bugün Kazım Yurdakul hocamızla
bir devletin uyanışını konuşuyoruz ve önündeki engelleri, sıkıntıları konuşuyoruz. Hemen reklam öncesindeki sorumu tekrar yinelemek istiyorum ekranlarını yeni açanlar için. Beyaz cahillerin aydınlanışını, onların aslında cahil olduklarının farkına varışlarını anlatıyordu hocamız. Bizim neler yapmamız gerektiğini söylüyordu. Hocam söz yine sizde. Evet, yani dediğim gibi doğru yaşamayı kendimize öğretmek bence önceliklisi. Evet. Yani bu en önemli madde. İnsanlara ne anlatırsanız anlatın. İnsanlar yaşantıları modelleyerek öğrenirler. Hani bunu daha çok çocuklar için, gençler için söyleriz ama her insan için geçerlidir bu. Orada da mesela örnek verirken hep çocuklar, gençler için şunu söyleriz. Şimdi anne baba çocuğuna televizyon seyretme der ama kendisi işten gelir, gelir gelmez hemen o şeyleri nedir o? Kumandaları kapar, televizyonu açar. Çocuk o sözle mi öğrenir? Hayır. İzlediğiyle, gördüğüyle öğrenir. Çünkü onu model alır değil mi hocam? Evet. Örnekler yani. Evet. Yani referans gördüğünü, otorite gördüğünü, kendine yakın gördüğünü, samimi gördüğünü, çeşitli kriterleri kullanarak modeller. Evet. Şimdi biz de yani ben şimdi mesela diyelim ki bir topluluğun içerisinde insanlar beni seviyorlar ve ben onlara bir şey anlatıyorum. Diyorum ki böyle yaşayın daha iyi olur. Daha kuvvetli olan şey benim o yaşayışı gerçekten yaşıyor olup gösteriyor olmam. Var ediyor olmamdır. O yüzden bence her konuda ben her zaman söylediğim, önce çevirelim kendimize bir aynayı. Biz Türkiye'de yaşayan, milli olduğunu söyleyen insanlar, Müslüman insanlar, önce gerçekten İslam'ı iyi şekliyle özümseyip, anlayıp, bu yüce tebliği, kelamı en iyi şekliyle anlayıp, onu hayata geçirmenin çabası içinde olalım. Daha fazla bunu yapalım. Demin ne dedik mesela? Ben öbür tarafı ne diye eleştiriyorum? Devamlı bu tarafa saldırıyorsunuz. Bir takım eleştiriler ama kendinizle ilgili bir şey görmüyorum. Ne yaptınız, ne ettiniz? Evet. Şimdi aynı eleştiri kendimiz için de geçerli. Nefis muhasebesi aslında. Tefekkür etmek de biraz bu manayı karşılamıyor mu hocam? Yani evet. Bir saatlik düşünmenin 60 yıllık evet. ibadete denk olması değil mi? Aslında Rabbimizin düşünün yani evet. bakın kendinizi bir ölçün, tartın, yenileyin. Evet. Anlamları çıkıyor aslında. Ne güzel değindiniz. Şimdi benim de programa girerken aklımdaydı. O yüce kelamda düşünmek, düşünmezsiniz ki, düşünün ki ne kadar çok vardır değil mi? Evet, akledenler. Ayetlerin içerisinde evet, akıl, akletmek kelimeleri ne kadar fazla geçer. Zaten oku diye başlar değil mi? Maalesef Türkiye'de mesela özellikle çok İslami yönü olmayan insanların Batı'dan da aldıkları o ezberlerle şöyle bir tarafları var yani. İslam'la ilim sanki karşıt iki taraftaymış gibi. Aynen. Halbuki İslam'da ilim farz değil mi? Aynen. Yani Çin'e gitmeyi uygun görmüş. Hadislerde de Efendimiz. Böyle olan. Kur'an-ı Kerim'in i̇lk içinde... İlk ayeti oku, ilk inen ayet oku. Evet, tabii işte onu diyeceğim. Kur'an-ı Kerim'in içinde de irdelediğimizde bunu görebiliriz. En önemlisi de İslam takvasını açtığımız zaman oradaki maddelerden bir tanesi de ilim değil mi? Evet. 54 farzı sıraladığımız zaman o farzlardan bir tanesi de ilim yapmak. Kendinde ne diyelim bu güç, bu zeka, bu akıl, bu beceri bulunanın ilim yapması, dini ilim ya da fenni ilim yapması farz bizim dinimizde. Bir de dünyayı medeniyete taşıyanlar aslında hep İslam alimleri olmuş hocam. Kesinlikle öyle. Yani uzayı araştırmışlar, kesinlikle her şeyi araştırmışlar. Ama şimdi bu beyaz cahil nereden geliyor, hangi kökenden geliyor? Newton. Kökeninden geliyor evet. değil mi? 1680'li yıllarda Newton kafasına elma düşmüş, yer çekimini bulmuş. Allah Allah. Yani o yer çekimini o zaman bulmuş da ondan 900 sene önce İslam coğrafyasında terazi nasıl kullanılmaya başlanmış? Eyvallah. Değil mi? Çünkü benim bildiğim kadarıyla 786 yılında yer çekiminden ilk bahsedip teraziyi yapan Hazini. Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Bakın 900 sene sonra öyle bir işte yalan dünya diye boşuna söylemiyorum. Yani çok iddialı bir şey söyleyeceğim bakın şimdi. Bugün gündelik hayatımızı sürdürürken sıradan araştırmayan insanın o hayatını sürdürmekte kullandığı bildiği şeylerin %95'i neredeyse ya yalan ya eksik ya yanlış evet. maalesef. Adam 300 yılda bir yalan dünya kurmuş. Bunu son 100 yılda iletişim kanalları ve öğretim sistemleri üzerinden öyle güzel yerleştirmiş ki mesela şöyle örnekliyorum ben. Diyorum ki sizi o batı, o medeni ve ilim önderi zannettiğiniz batı, rasyonelitenin içerisine öyle güzel sıkıştırmış ki çıkamıyorsunuz oradan. Bunu da şöyle örnekliyorum. Muhtemelen sen de gülümseyeceksin çünkü bu çok güzel bir örnek. Belki çoğu insanın farkına varmadığı bir şey. Şimdi
O Batı'nın bize öğrettiği ilmin temelinde ne var? Matematik. Matematiğin temelinde ne var? Sayılar var, değil mi? Hatta da öyle başlar zaten. Sayı doğrusuyla başlarız matematik dersine. O sayı doğrusunda tam sayılar vardır. 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Değil mi? Evet. Şimdi bu beyaz cahil hayata buradan bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Yüzeyselliğinden bakıyor. Niye böyle diyorum? Biz derine girersek görürüz ki 1'den sonra 2'ye kadar kesirli sayılar var. Değil mi? Eyvallah. Aynen öyle. Bak şimdi ama nereye geleceğiz? Bu kesirli sayılar kaç tane? 9. 1 bölü 1. Yok 1 bölü 1 ama 1 bölü 12, 1 bölü 178, 1 bölü 1 milyon 812.912. Sonsuz. Evet hocam. Doğru mu? Peki 1'den sonra kesirli sonsuz sayı varsa 2 ne zaman gelir? Evet hocam. Yani bak şimdi şunu söylemek istedim. Yüzeysel bakış açısında 1'den sonra 2 gelir. Şimdi Newton fiziği de böyledir. Yüzeyden bir şey bulmuş, o yüzeyi makroya ve mikroya genellemiş, bize gerçek gibi önümüze oturtmuş. Şimdi rasyonalist adam da böyle bakıyor hayata. 1, 2, 3, 1'den sonra 2 gelir. Hayatın her tarafında bunu böyle değerlendiriyor. Ama öyle değil aslında. Biraz derine girmeye başladığımızda görüyoruz ki 1'den sonra sonsuz kesirli sayı var. Dolayısıyla 1'den sonra 2 hiçbir zaman gelemez aslında. Bakın bakış açısı. Ama işte Batı'nın getirdiği, o beyaz cahili getirdiği bakış açısı bu rasyonalist bakış açısı. Ve dolayısıyla sınırlanmış, kısıtlanmış bakış açısı. Hayattaki her şeyi yüzeyler üzerinden görmek, o yüzeylerin de gerçeğin, hakikatin tamamını temsil ettiğini zannetmek. Maalesef. Böyle bir durum var. İşte bu ancak öğretim, eğitim sisteminin içerisinde değişecek. İnsanlara biz... Bir de hemen beklememek lazım herhalde yenilenmeyi hocam. İşte dedim ya 20 sene yani en az. 20 yıl, 30 yıl. 20 bir insan ömrü tabii, kadar tabii. Beklemek bir, lazım. Aynen öyle. Bir nesil, yeni nesiller yetiştiriyor olacağız. Benim söylemimle çok takıldık biz X, Y, Z kuşaklarına. Çok da seviyoruz onları, böyle trendy oluyorlar. Ama benim tabirimle biz dimdik bir Elif kuşağı yetiştireceğiz. İnşallah. Elif dimdiktir. X'e, Y'ye ne gerek var? Hepsi yamuk değil mi böyle? Öyle kuşaklara gerek yok. Dimdik Elif kuşağını yetiştireceğiz biz. Bu dünyanın medeniyetinin, çağdaşlığın, gerçek çağdaşlığın, gerçek ilmin, aklın imamlığını yapacaklar onlar. Ben kitabımda da bunu tekrar ederek söylüyorum. Kitabımın sonunda da bitirirken benzer bir cümle kurdum. Özellikle de böyle kurdum cümleyi. Hep böyle sinyaller vermeye çalışıyorum. Şimdi bu beyaz cahil ben imam deyince köpürmüştür. Çünkü imamın anlamını bile bilmiyor. Aynen. Biz söyleyelim o beyaz cahile. Yani yüzeysel bakış açısı ve aynen. Karşılık aynen. Vermek. Hocam. Aynen. İmam önder demek. Değil mi? Yanlış evet. Bilmiyorum Arapça'da. Önder demek imam. Dolayısıyla bunu kastediyorum aslında. Şimdi adam ne yapıyor? O imam kelimesinden ve ona dair oluşmuş ezberlerle oluştuğu nefretinden saldırıyor buna. Yani nasıl imam dersin de falan bizim gençlerimiz. Niye kötü bir şey demiyor? Önder dedim bizim gençlerimize. Şeyde toplantıda dedim ki biz edebi yüksek, âli hedefleri olan bir Elif gençliği yetiştireceğiz. Şeyh Edebali'den gelerek bunu söyledim. Ne diyordu? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, değil mi? Bir hanımefendi dedi ki hocam dedi siz de mi gerici oldunuz? Dedim ki ne demek istediniz? İşte Şeyh Edebali falan günümüzde de bir sürü bilim adamı bilmem ne varken falan. Dedim ki hanımefendi şimdi Şeyh Edebali insanı yaşat ki devlet yaşasın demiş bir adam. Şimdi çok basit bir cümle gibi görünebilir ama bir sosyolojik, politik, siyasi bir doktrini söylüyor evet. Aslında anlatıyor değil çok mi? Çok ciddi bir derinliği. Müthiş. Bundan bahsediyor. Şimdi bunda bir kötü bir şey var mı? Yok. Peki hanımefendi Elif'i bilir misiniz siz? Diktir değil mi? İnsan silüetidir Elif aynı zamanda. Ondan sonra gençlerimizin dimdik olmasında sıkıntı var mı? Yok. Gençlerimizin edebinin yüksek olmasında sıkıntı var mı? Zaten yok. Hepimizin hayal ettiği bu. Âli hedefleri yani yüksek hedeflerinin olmasında sıkıntı var mı? Yok. Neren dedim benim gerici şimdi? Ben anlamadım yani. Bakın nasıl ezberlemiş değil mi insanlar? Osmanlı'ya dair, Arap'a dair, İslam'a dair, Doğu'ya dair herhangi bir şeyi hemen bilim dışı, yanlış, cahilane diye atıyor kenara. Hiç araştırma ve düşünme gereği duymuyor. Hocam bu kavram düşmanlığı neden bu kadar yüksek peki? İşte bunun için yani oluşturulmuş bir şey var. Özellikle son yüzyılda öğretim sistemi hani geçen hafta da konuştuk ya evet. Yapısal olarak okumayan, okuduğunu anlamayan, sorgulamayan ezberci insanlar yetiştirdi. İçerik olaraksa kendi köküne düşman, bu çok şaşırtıcı bir şeydir değil mi? Bir de dünyanın insan, başka...
kitlesi yetiştirdi. Yani evet. Osmanlı'ya, dedim ya, İslam'a düşman. Dünyanın başka hiçbir tarafında göremezsiniz bunu. Çünkü bu boyutta sadece Türklere uygulanmıştır. Niye? Türkler bu dünyayı, hiç kimse hiç kusura bakmasın yani, yeni dünya var olana kadar 2000 yıl yönettiler. Evet. 1000 yıl Türkler olarak, 1000 yıl Türk İslam medeniyeti olarak bu dünyayı yönettiler. Şimdi başbakanımızın bir açıklaması varmış. Geçen hafta programın başında başbakanımızla başladık. Evet. Bu hafta da sonuyla başbakanımızla bitiriyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başbakanla başlayıp bitiriyoruz. Umarım güzel hayırlara vesile olur hocam. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için. Kıymetli dostlarımız, birlikteliğimize inşallah son veriyoruz. Başbakanımızın açıklaması varmış inşallah. O açıklamayı izleyeceksiniz. Haftaya görüşünceye kadar emanetçilerin en hayırlısı, aziz ve celil olan Rabbimize emanetsiniz. Selam.